arkadaşlar. Bu videomuzda İngilizce'de conditional sentences yani Türkçe karşılığı koşullu cümlelerle ilgili bir ders yapacağız. Dersimizin başında önce kaç tür koşullu cümle var bunları göreceğiz. Daha sonra da detaylı olarak bu koşullu cümlelerle ilgili örnekler vereceğiz. İngilizce'de 4 çeşit koşullu cümle var. Koşullu cümlelere bildiğiniz gibi if ile başlıyor, eğer. Yani bir şey olursa bir şey olacak, bir şey olur. Bu tür cümleler. Birincisi zero conditional, ikincisi first conditional, üçüncüsü second conditional ve sonuncusu da third conditional. Bunlardan ilk üçünü biz şimdiki zamanda kullanıyoruz. Yani present dediğimiz şimdiki zamanda kullanıyoruz. Sonuncusu ise geçmiş zaman için kullanılıyor. Yine şimdiki zamanda kullandığımız iki türden zero conditional ve first conditional'ı real yani gerçek olan durumlar için ama second conditional'ı unreal durumlar için kullanıyoruz. Yine third conditional yani geçmiş için kullandığımız koşullu cümleler yine gerçek olmayan durumlar. Kısaca impossible diyoruz. Yani bunlar mümkün olmayacak şeyler veya nearly impossible. Yani neredeyse mümkün değil. Bu tür cümleleri de kullanacağız. Bunlar ne demekti? Birazdan örnekler üzerinde çalıştığımız zaman daha iyi anlayacağız. Şimdi önce zero conditional'dan başlayalım. Birincisi zero conditional. Real, gerçek olan durumlar için. Niçin kullanıyoruz? General ideas, yani genel fikirlerde kullanıyoruz. Bunlar genelde doğru olan şeylerde kullanıyoruz. Ve present, şimdiki zaman için. Cümleyi nasıl yapıyoruz? If'li cümleden sonra simple present tense. Yani geniş zaman cümlesi ve onu devam eden cümlede yine simple present, geniş zamanlı bir cümle kullanıyoruz. Şimdi örneklere bakalım. If you heat ice, it melts. Gördüğünüz gibi iki tarafta geniş zamanlı cümle. Eğer buzu ısıtırsan o erir. Yine bu zero conditional'da if yerine when de kullansanız bir farklılık yaratmıyor. When you heat ice. Buzu ısıttığın zaman o erir. Yani gördüğünüz gibi anlam olarak aynı. Şimdi genel bir şeyden bahsediyoruz. Diğer bir örneğimize bakalım. If you mix red and blue, eğer mavi ve kırmızıyı karıştırırsan, you get purple. Ne yaparsın? Mor elde edersin. Bu arada if'li cümlelerde birinci cümle ve ikinci cümle yer değiştirebilir. Yani you get purple. Ne yaptık? Sondaki cümleyi başa yazdık. You get purple if you mix red and blue. Burada tek dikkat edeceğimiz şey şu. Eğer yazarsak, konuşurken zaten bir sorun yok da yazarken if'li cümleyi başa yazarsak daha sonra diğer cümleden önce bir virgülle ayırmak gerekiyor. Ama diğerinde virgül kullanmaya gerek kalmıyor. If you get purple if you mix red and blue. Burada bir virgül koymamıza gerek yok. Koymuyoruz. Evet, devam edelim. If I get bored, eğer sıkılırsam, I usually watch a movie. Genellikle film izlerim. Gördüğünüz gibi iki tarafta geniş zaman. Bunlar gördüğünüz gibi gerçek olan durumlardan konuşuyoruz. Yani if I go to school late, eğer okula geç gidersem, the teacher gets angry. Öğretmen kızar. If you heat water, suyu ısıtırsan, it boils, kaynar. If I lose my phone, eğer telefonumu kaybedersem, the insurance company pays for that. Sigorta şirketi onu öder. If I have a day off from work, eğer işten izin alırsam, bir günlük izin alırsam, I usually stay at home. Genelde evde kalırım. Şimdi gördüğünüz gibi genel fikirler veriyor. İki tarafta da geniş zaman kullanıyoruz. Şimdi gelelim first conditional. Yine gerçek durumlar, possible. Mümkün olan şeylerden. Fakat zero'dan farkı şu. Diğer cümlede
simple future kullanıyoruz. Yani gelecek zamanlı bir cümle kullanıyoruz. If the weather is nice today, I will go to park. Hava güzel olursa parka gideceğim. I will go to park if the weather is nice today. Biraz önce dediğim gibi iki cümlenin yerlerini değiştirebiliyoruz. Sadece virgüle dikkat edeceğiz. Her ne kadar yani simple future'lı cümle olacak desek de bu tür cümlelerde yani first conditional gerçek olan şeylerde yine can, might, can be going to mesela will yerine be going to kullanabiliyoruz veya emir cümlesi kullanabiliyoruz. Bakalım örneklerimize. If the weather is nice today. Eğer bugün hava güzel olursa I can go to park. Parka gidebilirim. If the weather is nice today, I might go to park. Yine burada parka gidebilirim ama bir ihtimal yani. Kendine göre daha güçlü bir ihtimal. Burada I might tabii biraz daha düşük kalıyor. If the weather is nice today, yine hava güzel olursa I can go to park. Evet, burada iki tane yazmıştık zaten cümleyi. If the weather is nice today, hava güzel olursa I am going to go to park. Tabi Amerika'da I'm gonna go to park da diyebilirsiniz. Yani bunu gonna olarak I'm gonna go to park. Parka gideceğim. Yine burada gelecek zaman kullanıyoruz. If the weather is nice today, go outside. Hava güzel olursa dışarı çık, dışarı git. Bu tür cümleleri de kullanabiliyoruz. Son bir örneğimize bakalım. If I see her at school, onu okulda görürsem I will talk to her. Şimdi burada gördüğünüz gibi bak her şey olacak şeylerden bahsediyoruz yani. Onu okulda görürsem konuşacağım. Hava güzel olursa şunu yapacağım. Şunu yapabilirim. Burada yine real dediğimiz durumlar var. Yani günlük kullanabileceğiniz şeyler. Şimdi biraz işler unreal condition'da karışıyor. O yüzden burayı aslında dikkatli dinlemek lazım. Second conditional demişiz. Unreal, impossible or nearly impossible. Gerçek olmayan durumlar. Neredeyse imkansız veya imkansız olan durumlar. Bu tür cümleler kullanacağız. Nasıl yapıyoruz? If'ten sonra simple past, geçmiş zaman ve daha sonra gelen cümlede would'lu cümle kullanıyoruz. Evet. Bu could olabilir ama ben bir kalıp olarak would yazdım buraya şimdilik. Şimdi gerçek olan ne, gerçek olmayan şey ne? Burada anlamamız gereken o. Bu arada yani simple past diyoruz ama şimdiki zamanda kullanacağız. Yani şimdiki zaman cümleleri için kullanıyoruz. Bu geçmiş zaman kalıbını. Yani bunu geçmiş zaman olarak kabul etmeyin. Şimdiki zamanda gerçek olmayan durumlar için kullanıyoruz. Mesela bakalım. If she were at her office. Eğer o ofisinde olsa I would go and see her. Onu gider görürüm. Şimdi gerçek olan durum şu. She is not at her office. O ofisinde değil. Gerçek olan bu. Eğer if she were at her office. Eğer ofisinde olsa onu görürüm. Tamam mı? Yani bir gerçek olan durumu yazacağız. Daha sonra ona göre if'li cümleyi kullanacağız. Yani bir tür hayal ediyoruz. Yani bir şeyi hayal ediyoruz. Gerçek olan şeyin zıttı olarak bir şeyi söylüyoruz yani. Tamam mı? Where would you live if you were a famous person? Evet. Cümlenin karşılığı şu. Nerede yaşarsın eğer sen meşhur birisi olsan? Meşhur birisi misin? No. I am not a famous person. Yani meşhur birisi değilim. Olabilir miyim? Bu ayrı mesele. Ama şu an benim için impossible. Tamam mı? Mümkün değil. Gerçek olan bu. I am not a famous person. Ama eğer if you were a famous person, eğer meşhur birisi olsan nerede yaşarsın? Gördüğünüz gibi yine hayali bir şeyden bahsediyoruz yani. Yani bir tür arkadaşlarımıza böyle yani şu olsa bu olsa diyoruz ya bu tür cümleler işte second conditional'a giriyor. What would you do if you were rich?
Bakın ne yaptık? Zengin olsan ne yaparsın? Burada da soru kalıplar olarak ben yazdım. Eğer biraz karışırsa şuradan önce bunlara bakarsınız. Yine daha sonra bu sorulara gelirsiniz. Ama genelde çok kalıp sorulardır yani. What would you do? Ne yaparsın if you were rich? Zengin olsan. Gerçek olan ne? I am not rich. Ben zengin değilim. Ama biri soruyor. Zengin olsan ne yaparsın? Tamam mı? Unreal. Hayal ediyorsun yani. Burada yine bir hatırlatma var. Normalde biz geçmiş zamanda biliyorsunuz was kullanıyoruz. Şiirlerde was kullanıyoruz, değil mi? Ama bu tür cümlelerde gerçek olmayan durumdaki cümlelerde biz was, she, he, it ve I'da was yerine were kullanıyoruz yani. Mesela burada yine bir örnek var. If I were rich. Eğer zengin olsam I would buy an expensive house. Pahalı bir ev satın alırım. Zengin miyim? Değilim yani. If I were rich. Ama if I was rich demiyoruz. Duyabilirsiniz. Günlük konuşmalarda bazen kullanılan oluyor ama gramer olarak were doğru yani. If I were rich. Zengin olsam pahalı bir ev satın alırım. Zengin miyim? Değilim. If there were no water on earth. Dünyada hiç su olmasa we couldn't live on it. Gördüğünüz gibi would dedik ama could'lu cümlelerde kullanabiliyoruz bu tür cümlelerde. Dünyada hiç su olmasa. Peki ya gerçek olan ne? Dünyada su var. Ama hiç su olmasa yine hayal ediyoruz yani. Dünyada hiç su olmasa onun üzerinde yaşayamayız. If I were at home, I would help you. Eğer evde olsam sana yardım ederim. Peki ya ben evde miyim? Değilim. I am not at home. Evde değilim ama evde olsam, değil mi? Ne yaparım? Sana yardım ederim. If I lived in Istanbul, I would go to different concerts every day. Evet, eğer İstanbul'da yaşasam ben her gün farklı konserlere giderim. Pekala, burada ben İstanbul'da mı yaşıyorum? Hayır. Ben başka bir şehirde yaşıyorum. Fakat hayal ediyorum. Eğer İstanbul'da yaşasam farklı konserlere giderim. Her gün farklı konserlere giderim. Dediğim gibi gerçek olmayan bir şeyi hayalinizde gerçekleştiriyorsunuz yani. Şimdi son third conditional'a bakalım. Yine dedik ki third conditional da gerçek olmayan, impossible, mümkün olmayan. Tamam mı? Geçmişte bir şey yaptınız. Şöyle yapsaydım diyorsunuz yani. Peki ya geçmişe gidip onu düzeltebilir misiniz? Düzeltemiyorsunuz. Sadece pişmanlıklarınızı söyleyebilirsiniz. Veya şöyle yapsaydım dersiniz. Nasıl yapıyorduk? If'ten sonra past perfect zamanı. Daha sonra would have ya da could have de olabilir. Past participle Türkçe'de fiilin üçüncü hali diyoruz. Eğer düzenliyse ed geliyor. Düzensizse değişiyor. Mesela see, saw, seen diyoruz mesela. Fiillerin üçüncü halini koyuyoruz. Zaten have'li cümlelerde biz fiillerin üçüncü halini kullanıyoruz. Şimdi cümleye iyi bakalım. If I had studied for the exam yesterday. Gördüğünüz gibi past perfect koyduk değil mi? If I had studied for the exam yesterday. Dün imtihana çalışsaydım I would have passed it. Onu geçerdim. Şimdi dedi ki unreal, gerçek olmayan durum. Gerçek olan ne? I didn't study. Bakın bu I didn't study. Bu gerçek olan bu. Geçmiş zaman kullanıyoruz. Ben imtihana çalışmadım. If I had studied for the exam. Eğer çalışsaydım ne yapardım? Geçerdim. If I had known that you were at the cafe last night. Eğer bilseydim ki sen dün gece kafedeydin, tamam mı? Dün gece senin kafede olduğunu bilseydim oraya gelirdim. Gelirdim. Şimdi geçmişte olan bir şey olmuş ama ne yapıyorsunuz? Bilseydim. Biliyor muydunuz? But I didn't know that you were there. Ben senin orada olduğunu bilmiyordum. Yani gerçek olan bu. Ben senin orada olduğunu bilmiyordum. If I had known, gördüğünüz gibi I didn't know ne yapıyoruz? If I had known
fiil üçüncü halini kullanıyoruz. Eğer bilseydim ki sen kafedeydin geçen gece, ne yapardım? Gelirdim. Bu arada yine artı bir bilgi. Kitaplarda görebilirsiniz. If I had known cümlesi yerine had I known yazılır. Burada bir soru cümlesi ne değil. If I had known yerine if ne yapılıyor? Burada yazılmıyor tekrar. Had'i başa getiriyorsunuz. Had I known that you were at the cafe last night. Bu cümleyle de bu cümle aynı anlamda. Eğer senin kafede olduğunu bilseydim I would have come there. Oraya gelirdim. Tamam. Sadece artı bir bilgi. Şimdi gelelim bir örneğimiz daha var. If I had learned English when I was in the university. Evet. Eğer üniversitedeyken değil mi? When I was in the university. Üniversitedeyken İngilizce öğrenseydim I would have found a better job. Ne yapardım? Daha iyi bir iş bulurdum. Şimdi gerçek olan ben üniversitede İngilizce öğrendim mi? Öğrenmedim. I didn't learn English when I was in the university. Tamam. Üniversitedeyken İngilizce öğrenmedim. Eğer öğrenseydim dedim bak ne yapıyoruz? Geçmişteki hayal ediyoruz. Yani şöyle olsaydı, böyle olsaydı diyoruz yani. Tamam. If you had called me yesterday, dün beni arasaydın. Peki aradın mı sen beni? You didn't call me. Beni aramadın. Eğer arasaydın, şurada bir yanlışımız var. Beni dün arasaydın, ne yapardım? I would have told you the truth. Sana gerçeği söylerdim. But you didn't call me. Tamam, gerçek olan you didn't call me. Real olan bu. Sen beni aramadın. Unreal olan, hayal ettiğimiz, artık impossible dediğimiz. Çünkü geçmişe gidemiyoruz. If you had called me yesterday. Eğer beni arasaydın, sana gerçeği söylerdim diyoruz. Eğer real ve unreal conditional ile ilgili kafanızda sorular varsa yine ben bazı şeyler yazdım buraya. Daha iyi anlamanız için. If I were you, I would learn English. Evet. Çok kalıp bir cümledir yani bu. If I were you. Senin yerinde olsam. Türkçe tabi biraz uzun kullanıyor ama sen olsam diyoruz ya. Senin yerinde olsam. If I were you, I would learn English. İngilizce öğrenirim. Ben sen miyim? Hayır. Gerçek olan şu, I am not you, ben sen değilim. Fakat hayalen, değil mi? Hayalen, mümkün olmayan bir şey ama hayalen diyorum ki, if I were you, ben senin yerinde olsam İngilizce öğrenirim. If I were a bird, bu da yine dediğim gibi was kullanmıyoruz. If I were a bird, kuş olsam, I would fly everywhere. Her yere uçarım. Kuş muyum? But I am not, ben kuş değilim. Ama kuş olsam, değil mi? Hayal ediyorsun. If I have enough money. Yeterince param olsa. Şimdi burada da gerçek olan durum ve gerçek olmayan durumu karşılaştıracağız. Şimdi bakın. If I have enough money. Yeterince param olsa I will buy a BMW. BMW diyoruz. BMW. Yeterince param olsa ne yapacağım ben? BMW alacağım. Şimdi buradaki durum gerçek. Geçmiş ne yaptık? Geniş zaman kullandık. Gelecek. Şimdi gerçek olan şu. I am saving money. Para biriktiriyorum ve benim I have an intention to buy a car. Yani bir araba almaya niyetim var. Tamam mı? Yani öylesine konuşmuyorum yani. Bak, eğer yeterince param olursa ben araba alacağım. Şuraya bakalım. If I had money. Gördüğünüz gibi geçmiş zaman kullanıyoruz ama geçmiş zaman dediğim gibi yine present tense. Yani şimdiki zaman için kullanıyoruz. If I had money, I would buy a BMW. Param olsa BMW alırım. But the truth is, gerçek ne? I don't have any money, hiç param yok. And I can't buy a BMW now or soon. Ben BMW şu an ya da yakınlarda alamam. Sadece ne yapıyorum? I'm just imagining. Sadece hayal kuruyorum. Tamam mı? Bakın yine Türkçe tam çevirirsek. If I have money, param olursa bu if I had money, param olsa. Tamam mı? Farkı ne? Birinde bir niyetimiz var. Para biriktiriyoruz. Gerçek olan bir durum var. Ama diğerinde sadece yani sadece söylüyoruz yani. Sallıyoruz diyeyim. Yine bu konuyla alakalı çok geçen genelde örneklerde bu geçer. If I won the lottery. If I won the lottery. Lottery piyango demek yani. Bir şeyden para kazansam. I would help everybody. Herkese yardım ederim.
Şimdi burada da impossible değil, değil mi? Yani mümkün, yani imkansız bir şey değil ama unlikely demiş. You know it's hard to win. Yani çok düşük bir ihtimal olduğu için yine burada bir hayal kuruyoruz. Yani if I won the lottery, eğer piyangoyu kazansam herkese yardım ederim. If I had $1 million, geçmiş zaman olduğu için burada demek ki bir hayal yine. Eğer 1 milyon dolarım olsa, I would travel all over the world. Bütün dünyayı seyahat ederim. Bütün dünya her yere giderim. Param var mı? No, I don't have $1 million. Param yok. Sadece hayal kuruyorum. Imagining diyoruz, değil mi? Hayal kuruyorum. Buna bakalım. If I have $1 million. Ha, burada geniş zamanlı. Demek ki bir real var, gerçeklik var. If I have $1 million, 1 milyon dolarım olsa, I will retire and live in a small village. Evet. 1 milyon dolarım olsa emekli olacağım ve küçük bir köyde yaşayacağım. Şimdi gerçek olan şu. I have a well paid job demişim burada. Yani iyi bir para ödenen bir işim var. Peki bayağı iyi para ödeniyor ve yakında o paraya sahip olacağım. Tamam mı? Yani artık aylık diyelim belki 50 bin, 100 bin lira kazanıyor, dolar kazanıyor. Ama o yakında paraya sahip olunca ne yapacak? Böyle bir yerde yaşayacağım. Bir niyeti var ve şartlar var yani. Bunun olması için bir şart var. Diğerinde şart var mı? Yok. Yani öyle bir parası yok. Öyle bir şey de yok. Sadece hayalen if I had $1 million. Böyle bir şarkı da var zaten. 1 milyon dolarım olsa şunu yaparım. Hep would'la devam eder cümleler. Yani I would buy a new house falan. Böyle bir şarkı var. Ve yine burada önemli bir örnek yazdım. Yine bu konuyu anlamanız için. If I become a president. Evet, geniş zamanlı cümle değil mi? If I become a president. Bir başkan olsam, yani başkan ya da işte cumhurbaşkanı diyelim. Başkan olsam ne yapacağım? I will build new schools and bridges. Yeni okullar inşa edeceğim. İşte yeni köprüler yapacağım. Peki ya, bunu söyleyen bir kişi kim? I'm a politician. Yani bir politikacı. Ve ne yapıyor? Seçimlere gidiyor. Ve başkan olmak istiyor, değil mi? Yani bunu söyleyen, yani insanların da bunu söyleyebilir birisi. Kim söyleyebilir? Politikacıysa söyleyebilir. Eğer işte başkan seçilirsem şunu yapacağım diyebilir. Bu gerçek. Şimdi buraya bakalım. If I were a president, ben başkan olsam yeni köprüler yaparım, yeni işte okullar açarım. Şimdi bunu söyleyen kişi ise unreal, gerçek. Ne yapıyor? Hayal ediyor. I am not a politician. Ben politikacı değilim. I don't have an intention to be president. Başkan olmaya niyetim yok. Sadece I'm just imagining. Sadece hayal ediyorum. Ne yapıyorum? Yani biraz da kahvede insanların konuştuğu dil yani. Başkan olsam veya cumhurbaşkanı olsam, başbakan olsam şunu yaparım dediğimiz bunlar hayali cümleler. Tamam mı? Gerçek olması düşük veya hiç olmayacak şeyler yani if I were a president. Tamam. İşte bu real bu. Gerçek olan bu. Bu gerçek olmayan. Unreal. Ne yapıyoruz gerçek olmayan cümlelerde? Geçmiş zaman kullanıyoruz. Gördüğünüz if I were diyoruz ya da if I lived diyoruz mesela. Hep geçmiş zaman cümlesi yapıyoruz ama geçmiş zaman cümlesi yapmamız sizin kafanızı karıştırmasın. Gene şimdiki zaman için kullanıyoruz. Çünkü bu konunun kalıbı yani. Şimdiki zamanda gerçek olmayan cümlelerde biz geçmiş zaman kullanıyoruz. Ve son bir örnek yapmıştım. Ona bakalım. If you speak English. Bütün diğer hepsini kavrayan bir şey. If you speak English demişim. If you spoke English. If you had spoken English. Gördüğünüz gibi aynı tür ifli cümleler yaptım. Birincisi zero conditional. Eğer İngilizce konuşursan daha iyi bir iş bulursun. Doğru mu? Doğru. Değil mi? Daha İngilizce konuşsa daha iş bulursun. Genel olan bir şey bu. Buna bakalım. Zero conditional. First conditional. Yine gerçek dedik. If you speak English, you will find a better job. Eğer İngilizce konuşursan daha iyi bir iş bulacaksın. Bak konuşsan diye konuşursan. Gerçek ne var? You are going to language school. Yani dil kursuna gidiyorsun. Dil öğrenmeye çalışıyorsun ve it is possible you to learn English. İngilizce öğrenmen mümkün. Tamam mı? Burada yine
Geçmiş gelecek zaman kullandık. Birinci de geniş zaman. Gelelim Unreal'lı cümlelerimize. If you spoke English, you would find a better job. Eğer İngilizce konuşsan daha iyi bir iş bulursun. Şimdi Unreal. Niye Unreal? Just imaginary. Sadece hayal. İngilizce öğrenmiyorsun. Öğrenmeye de çalışmıyorsun. Sadece genel olarak söylüyorsun yani. If you spoke English. İngilizce konuşsan daha iyi bir bulursun diyorsun. Yani birisine diyorsun mesela. Ama karşıdaki kişinin öyle bir niyeti yok. Öğrenme niyeti yok yani. Hayalen bir konuyu getiriyorsun. Ve geçmiş zaman olarak unreal. If you had spoken English 2 years ago, you would have found a better job. Eğer 2 yıl önce İngilizce konuşsaydın, değil mi? You would have found a better job. Daha iyi bir iş bulurdun. Peki 2 yıl önce İngilizce konuşuyor muydun? Unreal, too late. Geç artık. You didn't speak English 2 years ago. 2 yıl önce İngilizce konuşmuyordun. Gerçek olan bu. Eğer konuşsaydın, yapsaydın, tamam, bu tür cümlelere third conditional. Nasıl yapıyoruz? Past participle. Şey, past perfect. Yani past perfect tense kullanıyoruz. Birinci cümle, ifli cümlelerde. Daha sonra would have, could have de olabilir. You would have ve fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Burada sadece şunu söyleyeyim. You would have found a better job diye okuyorum ama genelde insanlar konuşurken şu have'i of diye kullanıyorlar. Yani şöyle you would have found a better job. Tamam mı? Yani burada bir of sesi gelince of diye anlamayın. Yani bu of mu yazılıyor? Of diye söylüyorlar. You would have found a better job diye bir şey duyabilirsiniz. Burada Unreal. Dediğim gibi ikisi de Unreal. Önemli olan geçmiş zaman kullansak bile dediğim gibi bu şimdiki zaman, bu geçmiş zaman cümleleri. Eğer bu konuyu anlarsanız wish'li cümleleri de daha iyi anlarsınız. Yani böyle istek, keşke dediğim cümleleri daha iyi anlarsınız.